Merhaba arkadaşlar. 5. hafta konusuyla devam ediyoruz. Madde ve özelliklerinden dayanıklılık ifademizi inceleyeceğiz. Dayanıklılık dediğimiz şey arkadaşlar katı maddelerin moleküller arasındaki bağlar oldukça güçlüdür. Moleküller arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Üzerlerine kuvvet uygulanarak sıkıştırılamazlar. Bu durumda katıların kuvvet karşısında kırılganlıklarının fazla olmasına sebep olur. Katıların üzerine uygulanan kuvvete karşı gösterdikleri dirence dayanıklılık denir. Şimdi burada arkadaşlar üzerine uygulanan kuvveti hani sıkıştırma, ezme, vurma gibi düşünebiliriz. Dayanıklılık maddelerin cinsine, boyutlarına ve şekline bağlıdır. Dayanıklılık ayırt edici bir özelliktir. Aynı boyutlara sahip olan demirden yapılmış cisim ile tahtadan yapılmış cisim dayanıklılığı aynı değildir. Cismin üzerine uygulanan kuvvet dayanıklılık seviyesinden Fazlaysa cisim kırılabilir. Yani deform olabilir. Cisimlerin dayanıklılıklarının matematiksel gösterimi kesit alanı bölü hacimdir. Bu ifademizi unutmuyoruz arkadaşlar. Dayanıklılığımızı kesit alanı bölü hacimden hesaplayacağız. Şimdi burada e, küp, dikdörtgen prizması, silindir, küre gibi geometrik şekillerin zaten hacim formüllerini hacim kısmında ifade etmiştik. Şimdi küp dediğimizde kesit alanında a kare, dip, dikdörtgen prizması dediğimizde a çarpı b, silindir dediğimizde hani silindirimizin kesit alanı daire olduğu için pi r karedir. Küre dediğimizde pi r kare diyebiliriz. Hacim dediğimizde küp için a küp, dikdörtgenler prizması için abc, silindir için pi r kare h, küre için 4 bölü 3 pi r küptür. Şimdi burada arkadaşlar Dayanıklılık formülümüzü tekrar bir yazdığımızda kesit alanı bölü hacimdi. Şimdi burada küp için baktığımızda kesit alanı a kare hacmi a küp. Dolayısıyla 1 bölü a geldi. Yine dikdörtgen prizması için baktığımızda kesit alanı ab hacmi abc ve burada dayanıklılığımız 1 bölü c geldi. Silindir için baktığımızda kesit alanı pi r kare hacmi pi r kare h ne geldi? 1 bölü h. Küre için baktığımızda kesit alanı pi r kare hacmi 4 bölü 3 pi r küp. E buradan da dayanıklılığı 3 bölü 4 r gelmiş oldu. Arkadaşlar şuna dikkat ederseniz küp dikdörtgen prizma ve silindir. Yani tabandan üst kısma kadar yükselirken kesit alanı hep aynı kalan cisimler bunlar. Bunlar için dayanıklılığı direkt 1 bölü yükseklik olarak ifade edebiliriz ki bu ifade ileride karşımıza yine çıkacak. Unutmuyoruz. Kesit alanı değişmeyen cisimlerde dayanıklılığı 1 bölü yükseklik olarak hesaplayabiliyoruz. Şimdi destek sorumuz 1'e baktığımızda şekilde aynı maddeden yapılmış boyutları 2a, a ve a olan x ve y cisimleri verilmiştir demiş. Buna göre demiş. A şıkkında bize kesit alanlar oranı sorulmuş. X için baktığımızda kesit alanına şu taradığımız alan yani 2A çarpı A'dan 2A kare geldi. Y için baktığımızda şu taradığımız kısım taban alanı yani kesit alanı nedir? A çarpı A yani ne geldi? A kare gelmiş oldu. Böldüğümüzde ise cevap 2 olacaktır. B şıkkına geldiğimizde hacimler oranı denilmiş bize x için taban alanıyla yani 2a kare ile yüksekliği olan a'yı çarptık. 2 a küp oldu. y için geldiğimizde taban alanı olan a kare ile yüksekliği 2 a'yı çarptık. Yine 2 a küp oldu. Böldüğümüzde ne gelecektir? 1 gelecektir. C'de dayanıklılık demiş arkadaşlar. Ne demiştik? Küp, silindir, dikdörtgen, prizma. Bunlar Kestalan hiç değişmeyen cisimlerdi. Bu, bu cisimler için dayanıklılığı 1 bölü yükseklikten hesaplayabiliyorduk. E yazalım. X'in dayanıklılığına baktığımızda 1 bölü yüksekliği A. Y'nin dayanıklılığına baktığımızda yüksekliği 1 bölü 2A. Oranladığımızda dayanıklılık oranları da 2'ye gelir. Devam ediyoruz. Bir küpün boyutları arttırıldığında alanı kenar uzunluğunun karesiyle doğru orantılıdır. Hacim ise kenar uzunluğunun küpüyle doğru orantılı artar. Yani ağırlık kenar uzunluğun, uzunluğunun küpüyle doğru orantılı artmış olur. Bu durum Galileo tarafından kareküp yasası olarak açıklanmıştır. Bu yasa bir şekil boyut olarak büyüdükçe hacminin yüzey alanından daha hızlı büyüdüğünü belirtir. Kareküp yasası gerçek dünyada pek çok durumu açıklama yardımcı olur. Canlılar için bu durum boyutları artırıldığında kendi ağırlıklarını taşımakta zorlanmalarını ve dayanıklıklarının azalmasına sebep olur. Bakın burada e, alanımız a kare. Burada boyutlar iki katına çıktığında 4 a kare oldu. Yani 4 katına çıktı. Hacmi baktığımızda küp için hacmimiz a küp. İşte boyutlarını hikaye çıkarttığımızda hacmi 8 a küp oldu. Yani 8 katına çıkmış oldu. Devam ediyoruz. Örneğin karıncalar kendi ağırlıklarının birkaç katı kadar ağırlığı taşıyabilir. Fakat karıncanın boyutları çok büyük olsaydı ayakta durmakta zorlanabilirlerdi. Filler için de buna benzer bir durum söz konusudur. Fillerin boyutları çok büyük olduğu için yük taşımakta karıncalar kadar başarılı değildir. Yani karınca ağırlığının birkaç katı ağırlığı taşıyabilirken filler kendi ağırlığı kadar bir ağırlığı taşımakta zorlanırlar. Balinalar karaya vurduklarında kemikleri ağırlıklarını taşıyamaz kemikleri kırılır, kırılır, organlarına batar ve çok geçmeden yaşamları son bulur denilmiş. İkinci destek sorumuza geldiğimizde şekil 1'de yarı, 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 çaplı içi dolu küre verilmiştir. Şekil 2'deki gibi kürenin yarı iki 2 katına çıkarılırsa A kesit alanı B hacmi C dayanıklılığı nasıl değişir denilmiş. Şimdi arkadaşlar A şıkkı için bakarsak birincide kesit alanımız pi r kare. İkinci de kesit alanımız 4 pi r karedir. Yani buradan 4 katına çıkar diyebiliriz. 4 katına çıkar. B şıkkı için hacim demiş. Birinci yargıda 4 bölü 3 pi r küp. İkinci şeklimizde 4 bölü 3 pi 8 r küp olduğunu görürüz. Yani 8 katına çıkar dedik. C şıkkı için baktık. Dayanıklılık nasıl değişir demiş. Birincisi için arkadaşlar dayanıklılık. E burada kesit pi r kare. Hacmimiz 4 bölü 3 pi r küp. Yani 3 bölü 4 r oldu. İkincisi için bakarsak. Kesit pi r kare. Hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Yani 8 r küp oldu. E buradan baktığımızda 3 bölü 4 çarpı 8R'ye geldi. E burada bu sefer şunu söyleyebiliriz. 1 bölü 8 kat azalmış oldu. Devam edelim. Şimdi madde ve özellikleri kısmımızda arkadaşlar adezyon ve koizom kavramlarımız var. Bunlar da sorularda sıklıkla karşınıza çıkacaktır. Adezyon kuvveti farklı cins moleküller arasında oluşan çekim kuvvetleridir. Yani buna yapışma kuvveti de denir. Neden yapışma kuvveti olduğunu da şimdi göreceğiz. Yağmur damlalarının cama yapışması, havadaki toz parçalarının mobilyalara yapışması, parmağımızı ıslattığımızda sayfaların daha kolay çevrilmesi, sıvıların konuldukları kabın şeklini alması, sıvıların şişelerin yüzeyinde damlar halinde kalması. Bunların hepsi arkadaşlar farklı cins moleküllerin birbirine nedir? Tutunması yani yapışmasıdır aslında. Bunlara biz ya da bu yapışmasını sağlayan moleküller arasındaki kuvvetlere ne diyoruz? Adezon kuvveti diyoruz. Koezon kuvveti kardeş molekül diye düşünebilirsiniz. Aynı cins moleküller arasında oluşan tutunma kuvvetidir arkadaşlar. Bu kuvvete tutma kuvveti de deriz. Yani aynı cins moleküllerin birbirine uyguladığı çekim kuvvetidir. Buna Kohezyon yani tutma kuvveti denilir. Katı maddelerin belirli şeklinin olması, su damlalarının küresel olması, suyun ip gibi ap, e, ip gibi akması yine nedir? Kohezyon kuvvetinden kaynaklıdır. Yine civanın da bir zeminde top gibi kalmasını kohezyon kuvvetiyle örneklendirebiliriz. Maddelerin cinsine göre moleküler arasındaki çekim kuvvetleri farklı olur. Maddelerin yüzeylerindeki, yüzeylerdeki hareketi kendi moleküller arasındaki kohezyon ile yüzey ile moleküller arasındaki adezyon kuvvetinin büyüklük ilişkisine göre değişir. Örneğin her bir yüzey için üretilen yapıştırıcılar farklı farklıdır. Metal için üretilen ayrı, tahta için farklı. Yani bu da her madde arasındaki adezyon kuvvetinin farklı olduğunu gösterir. Şimdi şekil bir de arkadaşlar şunu görüyoruz. Sıvımızın kenar kısımları aşağıda orta kısmının daha üstte olduğunu görüyoruz şu şekilde. Bunun sebebi kohezon kuvvetinin adeizon kuvvetinden büyük olmasıdır. Yani bu sıvı için ıslatmayan diyebiliriz. Ama ikinci şekle baktığımızda sıvının orta kısmının aşağıda kenar kısımlarının kaba yapıştığını görüyoruz. Burada da adeizon kuvvetinin kohezondan büyük olduğunu söyleriz. Bu tür sıvılarda ıslatan sıvılardır. Sıvılar bir kaba konulduklarında sıvı moleküller arasındaki kuvvet sıvı kap moleküller arasındaki kuvvet ilişkisine göre şekil alır. Koezyon kuvveti yüzey ile arasındaki adezyon kuvvetinden büyük olan sıvılar şekil birdeki gibidir. Bu sıvılar yüzeyi ıslatmayan sıvılardır. Civa ıslatmayan sıvılara örnek verilebilir. Yani civada koezyon kuvveti adezyondan ne olmuş oluyor? Bir kapta büyük olmuş oluyor. Yüzeyler arasındaki adezyon kuvveti moleküller arasındaki kohezyon kuvvetinden büyük olan sıvılar şekil 2'deki gibi bu sıvılar yüzeyi ıslatır. Su ıslatan sıvılara örnek verilebilir. Yani ne olmuş oldu? E, suyun kap ile arasındaki adezyon kuvveti suyun moleküller arasındaki kohezyon kuvvetinden büyük olduğu için e, suyumuz kaba yapışmış oldu. Yani ıslatan bir sıvı oldu. Civa molekülleri arasındaki kohezon kuvveti su molekülleri arasındaki kohezon kuvvetinden fazladır. Yani burada da arkadaşlar şekil 1 ile şekil 2'yi düşünürsek yani aldınız elinizde civa sıvınız var bir yüzeye damlattınız. E yine elinizdeki suyu da başka bir yüzeye damlattınız. Civayı damlattığınızda daha küresel olacaktır. Çünkü kohezon kuvvetleri çok yüksektir. Ama suyu yüzeye damlattığınızda şekil 2'deki görsel olacaktır. Yani tam bir küre şeklini alamayacaktır. Neden? Hani sudaki ya da su molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti civaya göre daha azdır. Kılcallık etkisine geldik. Sıvıların ince kılcal borularda yükselmesi ya da alçalması olayına kılcallık etkisi ya da kapiler etki denir. Kılcallık olayında adezyon kohezyon kuvvetleri etkilidir. Ee, yine örneklendirirsek bitkilerin topraktan aldığı besinleri yapraklarına iletmesi Havlunun süngerin suyu emmesi, çaya batırılan küp şekerin ucu ıslandığında ıslaklığın tamamına yayılması, gaz lambasının fitilinin yağı emmesi, elimizi yıkarken kazağımızın bileği ıslandığında ıslaklığın yukarı doğru ilerlemesi. Şimdi bakın görsel var burada arkadaşlar. Ee, beyaz bir çiçeği mavi renkli sıvıya koyduğumuzda çiçeğin mavi rengi aldığını görüyoruz. Bunun sebebi kılcallıktır. Bazı sıvılar ince boruda yükselirken bazı sıvılar alçalmaktadır. Adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyükse sıvılar yükselirken küçük olan sıvılar alçalır. Örneğin mavi renkli sıvıda adezyon kuvveti arkadaşlar kohezyon kuvvetinden nedir? büyüktür. Yani buna su örneğini verebiliriz. Yine ikinci kaba baktığımızda e, ne olmuş burada? İnce boruda daha çok alçalmış. Burada da koezon kuvveti adezondan büyük diyebiliriz. Buna da civa sıvısını örnek verebiliriz. Üçüncü destek sorumuza geldik arkadaşlar. Şekillerde özdeş kaplarda bulunan x ve y sıvılarına özdeş borular batırıldığında sıvıların denge durumları verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur denilmiş. Şimdi x sıvısı için arkadaşlar koezon büyük adezon diyebiliriz. Sebebi nedir? Bakın ee, sıvı moleküllerinin orta kısımlarında şişkinlik var. Yani yukarıya doğru kenarlar aşağıda kalmış. Moleküller arasındaki kohezyon kapla sıvı arasındaki adezyondan daha büyüktür. Ama ikinci kaba yani Y sıvısına geldiğimizde adezyon kuvvetinin kohezyondan büyük olduğunu söyleriz. Sebebi arkadaşlar bakın sıvının orta kısmı aşağıda. Kenar kısımlar yukarıda kalıp kap üzerine yapışmış. Yani kapla sıvı arasındaki adezyon kuvveti sıvının kendi moleküller arasındaki kohezyondan daha büyüktür. Birinci yargıda X sıvısının moleküller arasındaki kohezyon kuvveti kapil arasındaki adezyon kuvvetinden büyüktür demiş. Doğrudur arkadaşlar. İkinci yargıda Y sıvısının moleküller arasındaki kohezyon kuvveti kapil arasındaki adezyon kuvvetinden e, yine ne demiş arkadaşlar? Büyüktür demiş. Yani burada Y sıvımıza baktığımızda kaba yapışmış. Yani ne olacak? Adezyon kuvveti daha büyük olmalıydı. Ama demiş ki bize koezyon kuvveti adezyondan büyüktür. Yanlış oldu. Y sıvısı bu kabın yapıldığı maddeden yapılan yüzeye dökülürse yüzeyi ıslatır demiş. Bu da doğrudur. Doğru seçenek 1 ve 3 olur. Şimdi geldik diğer bir özellik sıvılarla ilgili arkadaşlar. Yüzey gerilimi. Bir kap içerisinde bulunan suyun yüzeyindeki moleküller arasındaki kohezyon kuvveti ve su molekülleri ile hava molekülleri arasındaki adezyon kuvveti arasındaki fark suyun yüzeyinde bir zar varmış gibi davranmasına sebep olur. Bu etkiye yüzey gerilimi denir arkadaşlar. Şimdi burada bir kertenkele örneği verilmiş. Hep şu örnekleri söylüyoruz. İşte bazı böcekler sıvı üzerinde kalabiliyor. İşte nedir? Toplu yine metal olmasına rağmen ne yapabiliyor? Sudan yoğunluğu fazla ama yüzebiliyor. Ee, bunlar hep neye örnektir arkadaşlar? Yüzey gerilimine örnektir. Burada demişiz ki basilikis kertenkelesinin su üzerindeki hareketi metal ataşın toplu iğnenin su üzerindeki batmadan durması madeni para üzerinde damlatılan sıvıların miktarları belli bir düzeye ulaşıncaya kadar sıvı yüzeyinde e, küreselleşerek durabilmeleri yüzey geliminin etkisindendir demişiz. Arkadaşlar bu örnekleri unutmuyoruz. Çünkü bu örnekler sorularda sürekli karşımıza çıkacaktır. Yüzey gerilimini etkileyen faktörlere geldik. Sıcaklık artarsa yüzey gerilimi azalır. Sıvı yüzeyindeki gaz basıncı artarsa yüzey gerilimi azalır. Suya tuz eklenirse yüzey gerilimi artar. Sirke, sabun, deterjan, alkol yüzey gerilimini azaltır. Sıvıda çözünen şeker gliserin yüzey gerilimini etkilemez kirlilik yüzey gelimini arkadaşlar ne yapar? Azaltır. Destek sorumuza geldik. Sıvının cinsi yüzey gelimini etkiler. Sıvının sıcaklığı yüzey gelimini azaltır. deterjan yüzey gelimini arttırır. Tuz eklemek yüzey gelimini arttırır. Gemilerin suda yüzmesi yüzey geliminin günlük yaşamdaki uygulamalarından birisidir. Şimdi arkadaşlar bunlara baktığımızda sıvının cinsi yüzey gelimini etkiler. Yani bu doğrudur. Sıvının sıcaklığı artarsa yüzey gerilimi azalır. Bu da doğrudur. Deterjan yüzey gerilimini arttırır demiş arkadaşlar. Yanlıştır. Azaltır. Tuz eklemek yüzey gerilimini azaltır. Doğrudur. Gemilerin suda yüzmesi yüzey gerilimini günlük yaşam günlerinden birisidir demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Gemilerin suda yüzmesi sıvıların kaldırma kuvvetiyle alakalıdır. Yüzey gerilimle alakalı değildir. Evet arkadaşlar. 5. hafta konumuzu da bitirdik. Yapmanız gereken Konu tekrar testlerini ve hafta sonu testlerini çözmek 6. hafta konu anlatımında görüşmek üzere arkadaşlar.